bütün dünyada olduğu gibi bizde de futbolun temeli. Yani buradan üretilen, yetiştirilen oyuncularla günümüz futboluna şekil veren en önemli oyuncu kaynağı. Valla bu inanılmaz bir yatırım. Şöyle ki Samsunspor 1965 yılında kurulmuş. Bu zamana kadar Samsun'da herhangi bir yönetim kurulu yahut da yıllar boyu kanlarımız maalesef böyle bir yatırım ihtiyacı duymamışlar. Belki ekonomik sıkıntılardı, belki olumsuz şartlardan ama şu anda bence Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray da dahil büyük takımların yapmadığı yatırımı bizim başkanımız Batı Park'ta Yılport Samsunspor Mustafa Kemal Erkanat tesislerini herkesin görmesini isterim. İnanılmaz bir yatırım. Türkiye'nin en güzel futbol spor kompleksi olacak diye düşünüyorum. Sahalar bitmişti. Şu anda idari ofisler, işte soyunma odaları, fitness salonları yani şeyler yapılıyor. Bina çalışmalara başladı. Orada ciddi paralar ayırdı başkan o binanın bitirilmesi için. Orayı da bitirdiğimizde en güzel, en kompakt, Türkiye'nin en güzel şehri, en güzel yerinde çok muhteşem bir spor kompleksi Samsun gençliğini, Samsun sporu bekliyor. Onun için başkanımıza Sayın Yüksel Yıldırım'a burada sizin nezdiniz Samsun gençliği adına tekrar tekrar her zaman söylediğim gibi teşekkür ediyorum. Yani hiç kimsenin bunca sene yapmadığı, düşünmediği bir spor kompleksini Samsun'a, Samsun şehrine, Samspor kulübümüze hediye ediyor. Şimdi ben yıllarca Samsunspor'un her alanında görev yapmış bir teknik adamım, antrenörüm. Bu da futbolculuğumuzdan başlayıp işte Samspor'da görev yapmadım, görev almadım, hiçbir alan olmadı diye siz de biliyorsunuz. Bütün bunları bir araya getirdiğimizde özellikle daha çok altyapı çalışmış bir teknik adam olarak Samsun futbolu hiçbir zaman emekleme döneminde olmadı. Sadece kayıp yıllar var arada. Bu neden kaynaklandı? İşte o 8-10 sene ligden düştükten sonra, İsmail Uyanık döneminden sonra, işte benim de en son teknik direktörlüğüm zannediyorum Yusuf Ziya Yılmaz dönemiydi. O sene düşmedik ama sonraki sene mi düştük tam bilemiyorum. Bir sene sonra düşmüş olabiliriz. Bilemiyorum. Orada kayıp yıllar var. Orada Samsun futbolu adına özellikle altyapılarda bir terse göç başladı. Terse göç dedim. İşte bizim yaklaşık 75-100 tane Samsun'da bizim futbolcu oyuncu havuzumuzu oluşturan amatör takımlar var. O amatör takımlardaki iyi oyuncular maalesef şehir dışına gitmeye başladılar. İşte Ankaraspor vardı o zaman, Altın Ordu'ya. İşte Ankara Gücü'ne, Gençler Birliği'ne böyle dışa göç başladı. Dışa göç başladığında biliyorsunuz o dönemlerde amatör takımlar Samsunspor'un önüne geçmişti altyapılarda. Özellikle Kadıköy Spor, Atakum Belediye Spor Türkiye'nin en başarılı takımları oldular. Neden? Samsunspor o iyi oyuncuları bir türlü bünyesine katamıyordu ilgisizlikten, iyi çalışmamaktan. Biz onları tamamen kestik. Şu anda şöyle söyleyeyim, biz emekleme dönemini asla kabul etmiyorum. Biz tamamen ilerleme dönemindeyiz ve zannediyorum en beşin içine gireceğiz. Türkiye'de bu sadece bizim grupta söylemiyorum. Türkiye'de daha evvel onlarla yarışıyorduk. Benim çalıştığım dönemlerde PAF Ligi vardı. Ciddi Ümit Ligi oldu. Biz hep ilk 3'ten aşağı, 4'ten aşağı hiç düşmedik Türkiye'de. Amacımız şu anda U17 ve U19'da B elit oynayacağız. Bu sene statü de değişti. Çıkmalı düşmeli bir lig. Biz inşallah bu sene iki kategoride de A elite çıkıp rakiplerimiz işte Fenerbahçe, önemli altyapılar Galatasaray, Beşiktaş, Trabzon, Bursa, Altın Ordu gibi futbol yetiştiren en iyi altyapılara sahip, en iyi altyapıdaki oyunculara sahip takımlarla rekabet etmek bizim amacımız bu. Yani ben kesinlikle oraya geldiğimizi düşünüyorum. Tesisimiz bittiğinde daha farklı işler yapacağız. Bunları da ilerleyen süreçte bahsederim biraz zamanımız olursa. Şöyle söyleyeyim, şöyle bir avantajım var benim. Ben 12 yıl federasyonda genç milli takım antrenörlüğü, kadın milli takımlar sorumlusu, bölgeler koordinatörlüğü, işte eğitim müdürlüğü gibi çeşitli görevlerde bulundum. Genç milli takımlardaki oyuncu havuzunu çok iyi biliyorum. Kendi oyuncularımızı da bildiğim için yani bizim son zamanlarda Enes İslam İlkin benim son hatırladığım herhalde yaklaşık 8-10 senedir bir tane onu hatırlıyorum bizden evvel milli takıma giden. Bizim şu anda 12-13 tane milli takımlara sürekli çeşitli yaş gruplarına gönderilen giden oyuncular var. Hatta 17 takımına en son 2 oyuncumuzu gönderdik. Kalecimiz Efe Berat'la Bedirhan Çetin 17 milli takımına daha
davet edilir. Geçen sene 19'a gönderdiğimiz Polat Yaldır şimdi İslam oyunlarında 23 U23'te yine milli takıma giden sayılarca 10'un 12 13 tane 15 tane oyuncumuz var ve devamı gelecek. Yani gerçekten iyi oyunculara sahibiz. Çünkü bu yatırımın karşılığını vermek zorundayız. Kendimizi borçlu hissediyoruz bu konuda. Bu kadar yatırımda biz üretemiyorsak demek ki bizde sorun vardır diye düşünüyoruz. Onun için çok dikkatli davranıp inceleyip sık dokuyoruz. Karşılığını vermeye çalışıyoruz. Samsun da buna müsait. Dediğim gibi oyuncu havuzu çok geniş. Kesinlikle elimizdeki oyuncu havuzunu en iyi şekilde eleyip mecbur kalmadıkça dışarıdan da oyuncu almamaya özen gösteriyoruz. Dışarıdan dediğim ırkçılık da yapmıyoruz tabii ki. Amasya, Sinop, Çorum böyle oyuncularımız var. Çok ekstra Ankara, İstanbul. Yaklaşık 20-22 tane konaklayan oyuncumuz var böyle. Ama bir Altınor diye falan bakarsanız 70-80 oyuncu falan alıyorlar. Sivas işte 75-80 oyuncu alıyor. Bizim bunlara ihtiyacımız yok. Çünkü Samsun'da gerçekten çok yetenekli çocuklar var. Amatör takımlarımıza da buradan teşekkür ederiz. Yani herkes Samspor'da yetişmiyor. Onlar üretiyorlar. Sağ olsunlar biz de onları takip edip bize kolay geçişlerini sağlıyoruz. Bir de katkı sağlamaya çalışıyoruz onların oyuncularına. Şimdi aslında en büyük sorun bu sadece bize ait biraz. Bize ait derken Türkiye'ye ait. Milli eğitimle sorunumuz var. Saat 4'ten önce okullar başladığında çocuklar saat 16'dan evvel okuldan çıkamıyor. Şimdi 16'dan sonra bütün takımlar, bütün yaş grupları aynı anda işte saat 17 antrenman yapmak zorunda. Saha bulamıyorlar. Bu bizim için geçerli değil. Ben Samsun genelde Türkiye için söylüyorum. Bir sahayı 4'e bölüyorlar. 4'te 4 tane takım çeşitli yaş grupları antrenman yapmaya çalışıyorlar. Yani dar alan bir yere kadar saha büyüdüğünde birçok takım, birçok oyuncu performans düşüklüğü gösteriyor. Bizde şu anda böyle bir sorun yok. Sağ olsun başkanımız bize 3 tane çim saha yüksek standartlarda, 3 tane standardı yüksek sentetik saha Avrupa, UEFA, FIFA kriterlerine uygun saha tahsis etti. Çocukları okuldan servisle alıyoruz. Araçlarımıza bindiriyoruz. Sahaya gidiyor. Antrenmanlarını 5 grup birden yapabiliyor. Yani biz o sorunu başkanımız sayesinde yaptığı tesislerle hallettik. Ama Türkiye'nin en büyük kanayan yarası bence milli eğitimin bu uygulaması çok sağlıklı değil. Daha evvelki yılları hatırlarsın. Sabahçı öğleci var. Avrupa'da birçok ülkeyi ben UEFA Eğitim Müdürlüğü yaptığımda gezdim, inceledim. Hollanda, Belçika nasıl yapıyorlar diye Almanya. Saat 1'de okulları bitiyor. Ondan sonra yetenekliler işte müzik yeteneği olan müzik yapıyor. Futbol yeteneği olan futbola gidiyor. Basket yeteneği olan baskete gidiyor. Yani onlara o aktivite saatlerini sunuyor. Biz de maalesef 9'da gidiyorlar, 4'te çıkıyorlar. Bu da sağlıklı spor yapmamıza uygun değil. Tabii burada başka bir şey de devreye giriyor. Şimdi çocuk sabah kahvaltı yaptı, çıktı diyelim evden. Öğlen de okulda ne yiyor çok bilemiyoruz. Beslenme problemi. Ne yediğini bilmeden geliyor. Hadi biz arada ara öğünler, aparat antrenman öncesi bir şeyler veriyoruz ama birçok takım, amatör takım bunları karşılayacak güçte değil. Burada problemler çıkıyor. Yani bizim oyuncularda dahi yani bu kadar ilgilenmemize rağmen bir beslenme problemi çıkıyor. Çocuk 5'te antrenmana çıkıyor. 6-7'de antrenmanı bitiyor. Yorgun argın eve gidiyor. Yani bu Türk futbolunda özellikle genç futbolcu gelişiminde en büyük sorun. Bununla ilgili zannediyorum Fatih Hoca zamanı bir çalışmayı yaptık biz federasyonda. Riva'ya bilmiyorum bilir misin futbol lisesi kuruldu. Futbol lisesini kurmaktaki amaç bu milli eğitimin bu şeyini nasıl değiştirebiliriz? Hani bunu değiştirebilirsek böyle okulların devamı açılabilir mi diye. Özel bir futbolcu grupları, yeteneği olan çocuklar o liseye alındı. Ama yani eğitimin içeriğini, saatlerini maalesef milli eğitim onaylamadı, değişmedi. Şu anda futbol lisesi şartlarına göre eğitim veriyor o okul. Zannediyorum TFF'nin de taahhütü bittiğinde spor lisesi olarak devam edecek. Yani orada da başarıya ulaşamadı. Bu Türkiye'de düzeltilmesi gereken en büyük problem diye düşünüyorum ben. Yetenekli oyuncuları da sosyal çevrelere birden böyle abartarak özellikle nasıl söyleyeyim 13 yaş altı biliyorsunuz 7+1 oynuyor. Açık alanlarda oynuyorlar. Gerçekten doğuştan yetenekli oyuncular var. İşte sosyal çevreleri, ilişkiler, arkadaşları çocukları hemen yukarı çıkartıyor. Aileler de maalesef herkes söylemiyorum. Bu çocuklara şey bakıyor. Yani bu illaki futbolcu olacak. Şu anda Samsun Spor'da bizim 5 kategoride 20'şer oyuncu söylesen işte 14, 15, 16, 17, 19 100 oyuncumuz var yaklaşık. Şimdi sana söylesem ben dersin ki 10 oyuncu Samsun Spor oynayacak. Razı mısın? Bana sorsan ben razıyım derim. 100 oyuncu da 10. Yani onun için aileler herkese olacak diye bakıyor. Burada problem yaşıyor. İşte oynamayan sorun çıkartıyor. Sosyal çevresinden bu niye oynamıyor gibi. Bazı veliler çocuklara bankamatik gibi bakıyor. Yani bu işte olacak para kazanacağız. Yani çocuklar bu baskının altında bocalıyorlar. Olacaklar da olmuyor. Böyle sorunlarla karşılaşıyoruz. Bizim şu anda ailelerle hiçbir problem yaşamıyoruz. Yani o mesafeyi çok saygılı bir biçimde anlatıyoruz. Bıraktığımız oyuncular var. Mesela bizde sezon içinde hani sınıf geçme gibi değil. Adamı 14
Çocuğu 14 yaşında almışız. 19'a kadar gelecek diye bir şey yok. 14 yaşındaki çocuk büyürken falan değişirken koordinasyonu bozuluyor. Dağlıklı yukarı gelemiyor. Futbola ilgisi değişiyor. Burada kaybolmalar oluyor. Biz de bu aralarda çocuk süre alamıyor takımda. Ne yapıyoruz? Oynayabileceği bir takımı öneriyoruz, gönderiyoruz. Yani gelişimini gösterirse oradan geri alma şartıyla veriyoruz. Burada ailelerle zaman zaman karşı karşıya geliyoruz. Aileler istiyor tabii ki. İstemeleri son derece doğal. Hani çocuğum Samsun Spor'da oynasın ama herkes Samsun Spor'da oyuncu olmuyor. Kimisi Ordu Spor'da oluyor. Kimisi işte Amasya Spor'da oluyor. Kimisi birincilik oynuyor. Kimisi üçüncülük oynuyor. Böyle kendilerini anlatmaya çalışıyoruz. Çok güzel örneklerimiz de var. Ben kendime örnek veriyorum. Ben Samsun Fener Gençlik'te oynarken Samsun Spor beni almadı. Ben Ordu Spor'da oyuncu oldum. Samsun Spor beni 8 sene sonra aldı. Yani böyle örneklerimiz var. Yakın akrabamız Samsun Spor'u almamışız. Gitmiş Erbaa Spor'da. Erbaa Spor'dan Zonguldak Spor'a. Yani bunlar illaki Samsun Spor'da herkes oyuncu olacak diye değil. Ama biz Samsun Spor'daki en yetenekli oyuncuların Samsun Spor'da sonuna kadar değerlendirilmesi, onların doğru yönetme adına, doğru antrenman etme adına çabalıyoruz. İnşallah amacımıza ulaşacağız. Ulaşıyoruz da diye düşünüyorum ben. Şimdi şöyle, bizim şansımız şu. Ben Futbol Federasyonu'nda 7 yıl eğitim müdürlüğü yaptım. Bütün antrenör kurslarının birinci sorumlusu ben. Yani en üstteki kişi bendim. Bütün yaptığım kurslarda, bu Türkiye'de liglerde çalışan bütün antrenörlerin temasımız oldu. Yani onların kurslarda hocalığını yaptım, kursları yönettim. Gelen hocalarla hepsi öğrenci-hoca ilişkisi içindeyim. Diğer takımlarda dahil. Türkiye'nin hiçbir yerinde şu anda Mardin'de arasam 5 tane hoca, Sivas'tan arasam öğrencimi bulurum. Bunun gibi gelen hocalarla da muhakkak önceden tanışmışlığım oluyor. Bir kurs beraberliğim oluyor. Orada ilişkileri sıcak kuruyoruz. Benim üslubum da sen de az çok bilirsin. İletişimim genelde insanlarla iyidir. Hocalarla hiçbir sorun yaşamıyoruz. Bence sadece tek sorun bizdeki oyuncu fazlalığı. Yani orada yarışırken Samsun Spor'da tek hedef biliyorsun şampiyon. Şampiyon olmadığımızda herkes mutsuz. Gelen hoca başarısız, sezonu da kaybetmiş oluyoruz. Onun için yarışırken yetiştirmek zor oluyor. Burada hocalara tabii ki biraz hak veriyoruz. O süreyi tabiri caizse ip boynunda tek hedef şampiyonluk, ikinci oldu, lige çıkamadık. İşte 70 puanla lige çıkamadık mesela. Başarısız bir sezon, kayıp bir sezondu. Onun için yani burada genç oyuncu üretmek gerçekten kolay değil. Aslında biz yetenekli oyuncularımız var. Yani orada süre alabilecek ama kadro derinliği, rekabetçi bir kadronun olması oyunculara verilecek şansı azaltıyor tabii. Ben şöyle söyleyebilirim. Şimdi benim kafamda 16'dan, 17'den, 19'dan gelecek Samsunspor işte sağ bek bu olur, sol bek bu olur, stoper bunlar oynar, forvet de bir orta saha. Böyle bir kafamda benim 11 var. Var, gerçekten var. Yani benim öyle bir 11 var ama bu çocukları orada nasıl adapte edip oraya nasıl taşırız? İşte bu boşluğu bulabilir miyiz? Oralarda sorun yaşıyoruz. Gerçekten oynayabilecek oyuncularımız var. Şu anda durumumuz iyi ama o fırsatı bulabilir mi bu yarışırken? Zor görünüyor. Zor görünüyor. Kaybetmememiz lazım bu yetenekli oyuncuları. Hocayla, başkanla zaten sık sık yönetimimizle bunları paylaşıyoruz. 20 tane, 22 tane hocayla çalışıyorum ben şu anda akademide. Onlarla sık sık durum değerlendirmesi yapıyoruz. Dersler yapıyoruz. Bu çocukları kaybetmeme adına eksiklerini tespit ediyoruz. Daha iyi nasıl yapabiliriz? Kimin neresi eksik? Nasıl geliştirebiliriz diye. Orada sorunları aşıyoruz ama iş yukarıda oynat atmaya gelince takım yarıştığı için maalesef süre vermekte zorlanıyoruz. Biliyorsun geçen sezonun sonunda Fuat Hoca ayrıldıktan sonra 6 maç biz sezonu bitirmek için görev yaptık. Yaptığımız görevde 5-6 tane akademiden oyuncu oynattık. Daha Bedirhan'ı oynattık zannediyorum 2006 doğum. Belki de Samsunspor'da oynayan en genç oyuncu olabilir. Yani oyunculara süre verdiğinde oynayabiliyor. Ama neydi oradaki rahatlığımız? Hedeften uzaklaşmıştık. Bir üzerimizde baskı yoktu. Tabii ilk maçı dışarıda diyorum. Altınordu maçı biraz gergindi. Hani kazanmamız gereken bir maçtı. Onun dışında diğer maçlarda oynattık. Ve oynattığım futbolcuların hepsi de iyi performans verdi. Çocuklar fırsat bulduğunda oynayabilir. Şimdi performans oyuncusu yetiştirmek için de yani rekabeti kendi arkadaşlarınla değil yukarıdaki A takımdaki oyuncularla yapması lazım. Bunun için onların içinde olması lazım. Biz şu anda orada biraz problem yaşıyoruz. Bu da işte gönderemediğimiz oyuncular nedeniyle kadromuz biraz kalabalık. Ama Bayram Hoca ile bizim hem öncesinde dayanan bir öğrenci hoca ilişkimiz var, dostluğumuz var. Beraber federasyonda çalıştık. Ben eğitim müdürüydüm. O amili takımda yardımcı antrenördü. Düzgün bir kardeşimiz. Karakterli bir hocadır. Hiçbir sorun yaşamıyoruz ama çok da soruyor. Genç oyuncularla ilgileniyor ama maalesef işte bazı birkaç tane oyuncum kampa gidecekti. İlk Samsun'daki hazırlıkta bulundular. Kamp kadrosu kalabalık olunca gönderemediğim oyuncular oldu. Geçen seneden 3 oyuncumuz vardı bizim. Onu biliyorsun zaten. Polat Yaldır, Ali Kılıç,
Yunus Emre. Biz bu sene sağ olsun konuştuk. Ali Taha Demir gitti kaleci. Muhammed Ali Özbaskıcı gitti. Yani 5 kişiyle bu sene hazırlık kamplarını tamamladık. Ama oraya katacağımız birkaç oyuncu daha vardı. Onları gönderemedik. Onlar da gitse bizim için daha iyi olurdu. Ama biz yine de oyuncularımızı hazır tutmaya çalışıyoruz. Bizim genç takımımızda işte yaşı dolan A takıma çıkaramadığımız yetenekli oyuncular var. Hani Samspor'a yetmiyor ama bir ikincilikte, üçüncülükte oynayacak oyuncular için bu takımların olmaması bizim için büyük dezavantaj. Çarşamba Spor vardı biliyorsun. O bağı da onlarla kuramadık. Niye kuramadık onu da bilemiyorum. Yani burada bizim de belki eksikliğimiz oldu. Biraz Çarşamba Spor'un bakış açısı. Yani onlar yarışmayı istedi. Daha büyük oyuncularla oynamak istedi. Ama şunu söylüyorum. Çevremizde böyle bir takımın olmaması gerçekten büyük eksiklik. Niye eksiklik? Daha önceki yıllarda biliyorsun Kadıköy Spor 3. Lig'de. Benim ilk hocalım Kadıköy Spor'da profesyonel 3. Lig'de Samsun Spor'un pilot takımıydı. Samsun Spor'un yaşı dolan, dolmayan PAF takım profesyonelle aday diye o zaman PAF öyle deniyordu. 19-18 yaşındaki oyuncularla ben 3. Lig oynadım. Son derece de başarılı olduk. Oradan herkes profesyonel oyuncu oldu. Ekmek kazandı. Samsun Spor'da oynayan oldu. Ankara Gücü'ne giden oldu. Herkes profesyonel futboldan 8-10 sene, 15 sene oyunculuk yaptılar. Para kazandılar. Onun için gerçekten bölgede bir takıma ihtiyaç var. Bu sene bir yapılanma var mı? Şey transfer yapıyor yine. Bal Ligi'nde Çarşamba Spor biliyorsunuz geçen sene düştü. Keşke ligde olsaydı. Zannediyorum o biraz yatırım yapıyor. Oyuncular alıyor. Büyükşehir Belediye yine daha böyle Samsunlu çocuklarla hani çok sivri olmasa da planlı bir şekilde hazırlıklar yapıyor. Hasan Hoca, Hasan Şengün Hoca şeyin başında. Engin Başkan ilgili doğru işler yapıyorlar diye düşünüyorum. Belediye de biraz destek veriyor. Atakum Belediye oynayacak yine. Bizden de yaşı dolan işte bizim takımda süre bulamayan arkadaşları Büyükşehir'e, Atakum Belediye'ye çocukları hem maç sayıları artsın, fazla oynasınlar, kendilerini geliştirsinler diye Samsun'daki amatör takımlara, çocuklara tabii serbest bırakarak onların bir alacağı takımlarda oynamaları için kendilerine müsaade ediyoruz. Böyle bir iletişimimiz var ama dediğin gibi maalesef büyük eksiklik. Bölgemizde şu anda Çorum Spor'dan başka, hani bizim bölgede Çorum Spor'dan başka profesyonel takım maalesef yok. Ben hep şunu söylüyorum. Yılport Samspor Futbol Akademisi sadece futbolcu yetiştirmiyor. Aynı zamanda antrenör yetiştirmekle sorumlu. Aynı zamanda diyetisyen yetiştirmekle sorumlu. Masör yetiştirmekle sorumlu. Malzemeci yetiştirmekle sorumlu. Yani bunlar futbolun içinde akademide kendini geliştiren, gelişime açık. Orada yapacağımız derslerle, uygulamalarla yapıyoruz düzenli. Trendleri, futboldaki gelişimleri inceliyoruz. Ayda bir kesin muhakkak bir konu bulup üzerine çalışıyoruz. Herkes açık kürsü yorumunu yapıyor. Dersleri veriyoruz. Pratik ve teori hiç sansürsüz, yani herkesin rahatça açık kürsü söyleyebileceği dersler yapıyoruz. Samsun Spor'a biliyorsunuz malzemeci üret verdik, diyetisyen üret verdik. Hoca üretebiliriz talep gelirse zaman zaman onu da yap. Fenerbahçe'ye hoca transferi. Can diye bir senin de olduğun dönemde biliyorsun akademide bir fitness antrenörümüz vardı. Ertuğrul Hoca zamanı A takımı verdik. Oradan çocuk transfer yaptı. Şu anda Fenerbahçe'nin akademi performans sorumlusu. Kalsaydı iyi olurdu ama dediğim gibi antrenörlerimiz gelişime muhakkak açık olmalı. Kendini geliştirmeli. Futbolun doğrularını kendini geliştirmeden çocuklara aktaramaz, öğretemez. İletişimi iyi olmalı. Tüm bunlar başlı başına çalışılacak konular. Bugün 19 Mayıs Üniversitesi'ni ziyaret. Üniversiteyle işbirliklerimiz var. Daha da geliştireceğiz. Üniversitedeki öğrencilerden stajyer öğrenciler alacağız her alanda. İşte atletik performansçı, diyelim masörlük yapan. Bugün onları konuştuk, ziyaret ettik dekanı. Yani kendimizi geliştirmek için uğraşıyoruz. Eksiklerimiz var mı? Var. Nedir? Özel antrenman yapamadık. Yani itirafları da etmemiz lazım. Özel antrenmanı neden yapamıyoruz? Şu anda Nur Hasan tesislerinde Bol Akademisi konuşlanıyor. Orada soyunuyoruz. Servise biniyoruz. Mustafa Kemal Erkanat tesislerine gidiyoruz Batı Park'taki. Tabii servisle gidip servisle döndüğümüz için ne orada oyuncuyu önce çağırabiliyoruz ne de sonra bırakabiliyoruz. Hani bir eksik giderme, özel antrenman, çocuğun işte diyelim ki sağ ayağı eksik, şutu eksik yahut kafa toplarına iyi çıkamıyor. Ne bileyim böyle söyleyeyim gol vuruşu eksik. Bunları özel antrenman yapabilmek için işte çocuklarla özel yarım saat, her gün bir saat falan çalışmak gerekiyor. Böyle toplu gidip geldiği için de onları yapamıyoruz ama tesisimiz zannediyorum mimarımızın söylediğine göre Yakup Bey'in Aralık'ta falan bitecek. O zaman Samsun Spor takımında böyle rekabetçi, A takımındaki oyuncularla rekabet edebilecek güçte ve kuvvette spor salonum var. Ne bileyim son derece teknolojiyle donatılmış test cihazlarımız, aletlerimiz her şeyle Samsun Spor'da A takım oyuncularla rekabet edebilecek düzeyde genç oyuncuları yetiştirebiliriz.
yetiştireceğiz. Ölçmeden bilemezsin, bilmeden değerlendiremezsin derler. Ölçümleri yapacağız. A takımdaki oyuncu ne koşuyor? Kuvveti nedir? Kaç sprint atıyor? Sürat mesafesi nedir? Bunlara hep A takımdakilerle bilgi sahibiyiz. Biz de geçen sene promosyon GPS cihazları aldık, ölçtük. Şeylerimiz, değerlerimiz hiç onlardan aşağı değil. Hatta bazı değerlerimiz bizim kampa gönderdiğimiz çocukların abilerinden daha iyi çıktı. Onun için yakınız yani, çok kopuk değiliz. İnşallah fırsat bekliyoruz. Fırsat geldiğinde çocuklar işin hakkını verecek. Samsun'da tabii Celil'i, Serkan'ı, Tanju'yu yetiştirmek kolay değil. Onlar doğal yetenek, büyük oyunculardı. Ama şunu söyleyebilirim, ne bileyim, yıllarca oynamış bir Vural'ı, bir Mehmet Nas'ı, bir Adnan Güngör'ü, bir Musa Aydın'ı, böyle düzgün oyuncuları, takım oyuncularını üretmek çok zor değil. Çünkü onlar da bu tezgahtan geçtiler. Samsunspor'a uzun yıllar karakterleriyle, oyunculuklarıyla hizmet ettiler. Celil, Serkan, Cenk, bunları tabii İlhan Mansız, Tümer, Ertuğrul, bunlar daha kalbur üstü oyunculardı. Böyle oyuncuları yakalayacağız inşallah. Yakaladığımızda doğru değerlendirerek, özel oyuncular, böyle oyuncular var mı? Var. Ama doğru getirmemiz lazım yukarı. Her grupta 2-3 tane çok ekstra oyuncu var. Bunu söyleyebilirim. Ben teşekkür ederim yayına davet ettiğiniz için. Buradan bütün Samsunsporlu izleyicilere, taraftarlarımıza ve Samsunspor camiasına saygı, sevgi sunuyorum. İnşallah önümüzdeki hafta ligimiz başlıyor. Altay maçından en iyi sonuçla döneriz. Benim hayalim içerideki Eyüp maçında 25 bin kişilik şu stadımızı bir daha bir görmek. En son Sakarya maçında görmüştük herhalde, playoff maçında. Maalesef ondan sonra göremedik. Yani ben şunu söylüyorum. Hani iyi gün dostu olmayalım. İyi günde, hani hep şarkısı var ama maalesef iyi günde kötü günde Samsunspor bunu istiyoruz. Şeyden hep negatif bakmayalım. Samsunspor neredeydi, nereye geldi? Samsunspor sizin de çok iyi bildiğiniz gibi ikinci ligde kayyumdan 4 sene evvel alınmış. Belki alınmasaydı bugün amatör kümede miydik bilmiyorum. Şu anda birinci ligdeyiz. Şampiyonluğun en büyük adayıyız. Tesislerimiz yapılmış, borçlarımız ödenmiş. Bir tane yeni akademi tesisi yapılmış. Samsun gençliğine armağan edilmiş. Yani bu taraflara baktığımızda Samsunspor'a kredi vermemiz lazım. Yani sadece sonuçlara endeksli taraftarlık yapmamamız lazım. Bardağın hep dolu tarafından bakalım. Pozitif bakmaya çalışalım. Pozitif baktıkça inşallah işlerde bu sene iyi kadro yapıldı. Ben düşünüyorum yani transferler geçen senelere göre daha böyle sivri isimler alındı. Samsunspor ligin favorisidir. İnşallah iyi başlayıp iyi bitiririz. Bunun için de herkesin desteği gerekiyor. Yani ne diyeyim, hep beraber tribünleri doldurmalıyız diye düşünüyorum.